Meral Akşener'in en büyük hatası bu partiyi kurduktan sonra CHP'nin yancısı olmaktı. Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Kadın bu yanlışını gördü, bu yanlışından döndü, dönüyor. Vay efendim sen nasıl dönersin? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Yani evi tutuyorsun. Evet. Ev sahibine diyorsun ki ben çıkacağım diyor ki çıkamazsın. Meral Akşener ne demiş? Yancılık yapmayacağız. Aynen öyle. Ana manşetimiz. Ne demiş bir oku bakayım bana. Oku bakayım. Okuyayım bakayım. Biz AK Parti'nin karşısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk demiş. Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Videosu var mı? Olmalı. Var diye biliyorum. Onu da bir izleyelim. Var mı? Evet. Haydi. Hep şu söylendi. Biz ayrı girersek işte şu şehri kaybettirirmişiz. Efendim ayrı girersek şurasını AK Parti alırmış. Cumhur İttifakı alırmış. Peki şimdi sizlere bir sorum var değerli arkadaşlarım. Biz AK Parti'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Ya daha Meral Akşener ne desin abi? Doğru söylüyor bu arada. Ben de. Ya ne desin? Mesela ben tekrar ediyorum en basit bir şekilde. Yani tane tane anlatayım ki anlamaları için. Meral Akşener'in aleyhine siyasi olarak söylüyorum ki geçmişte çok hukukumuz acayip derecede abla kardeş hukukumuz olmasına rağmen binlerce kez biz burada eleştirdik. Ondan sonra Ümit Dikbayır konusunda Meral Akşener'i yerden yere vurduk. Doğru mu? Doğru. Adnan Beker konusunda hakeza. Ama Meral Akşener'in yanlışlarını biz bildik, söyledik, konuştuk, konuşuyoruz diye Meral Akşener'in doğrularının yanında olmayacağız. Onu tasdik ve takdir etmeyeceğiz diye bir şey yok. Ne yazıyor? Ne diyor? Biz bu partiyi yancı olmak için mi kurduk? Meral Akşener'in en büyük hatası bu partiyi kurduktan sonra CHP'nin yancısı olmaktı. Kadın bu yanlışını gördü, bu yanlışından döndü, dönüyor. Vay efendim sen nasıl dönersin? Bu neye benziyor? Mehmet Fatih Maçoğlu. Düne kadar bunların kahramanları değil miydi? Evet. Şirin Payız'ın baş tacı değil miydi? Ya bunlar bu adamı ya ne komünist başkan diye öve öve göklere çıkarmıyorlar mıydı? Meral Akşener yine bunların baş tacı değil miydi? Pervin Buldan'la beraber fidan bilmem ne dikimi sırasında Meral Akşener orada vardı diye bunlar o bravo demokrasinin ne kadar güzel tarafı, en güzel tarafı bu demiyor mu? Birlik olmak diyordu, evet. Şimdi bu kadın Meral Akşener bak dönüp diyor ki kardeş ben bu stüdyoyu yine Serkan'ı analım. Serkan Kalemci'nin yancısı olmak için kullanmadık, kurmadık, yapmadık. Biz bu stüdyoyu En Son Haber'e yancı olsun diye kurmadık. Bu yayınları falanca siteye yancı olsun diye ya da işte Murat Kelkitlioğlu'nun Master Haber'i ona da reklam olsun diye söylüyorum. Ona yancı olmak için kurmadık. Biz burada bu imkanları kendi yayınlarımızı yapmak ve başarıya ulaşmak için yapıyoruz.
Şimdi arkadaş sen dönüp diyorsun ki ey Meral Akşener, sen bu partiyi kurdun. Bir kere ittifak yaptık, bundan dönemezsin diyor. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun Nazoş? Bu bazı böyle hani mafya filmleri olur biliyorsun. Yani gerçek hayatta da öyledir. Hani diyor ya bir yere girdin mi çıkamazsın diyor. Ne demek? Adam diyor ki sen bu işin içerisine girdin, bir daha çıkamazsın. Ya canınla ödersin ya da ömür boyu burada kalırsın diyor. Şimdi diyor ki bu CHP veya onlara işte bu Fatih Portakal gibi, Şirin Payzın gibi, Şırınga gibi tipler dönüp diyorlar ki Meral Akşener sen bir kere bizim içimize girdin kardeşim. La siz mafya mısınız? Örgüt müsünüz? Yani başka bir şey misiniz? Kadın bir ittifak kurdu. İttifakın sonunda da dönüp diyor ki kardeşim biz burada zararlı çıktık. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Yol arkadaşlığı yapmayacağım. Bir ortaklık yaptık. Ben bu ortaklıkta bir ev tuttum ya. Lanet olsun ya. Girmeseydim diyor ya. Vallahi bence kadın her gün lanet okuyordur biliyor musun? Yani evi tutuyorsun. Evet. Ev sahibine diyorsun ki ben çıkacağım diyor ki çıkamazsın. İş ortaklığı yapıyorsun. Diyorsun ki kardeş ben yapmak istemiyorum. Ben gidiyorum, ben zarar ediyorum. Olmak istemiyorum. Çıkamazsın. Sen illaki bana kazandıracaksın. O da diyor ki ben, ya bu kadar örneği ben bir gerizekalılar için vermek lazım. Yani hani haşa ve kella bizim bu arkadaşlar tabii gerizekalı değiller de bu orayı savunanlar. Bazı gerizekalılar. Akıllı insanlar. Ama yani baba bir rahat bırakın kadını. Kadın anlatıyor daha ne konuşsun. Mesela ben Meral Akşener'in yerinde olsam bunu bu konuştuklarını tercüme ettiririm. Bir Arapça, bir Kürtçe, bir Azerice, bir İngilizce, bir Fransızca anlamaları için biliyor musun? Belki hani o dillerden birisini anlarlar.